Merhaba değerli dostlarım. Bugün sizlere kızılcık meyvesi tam bir antioksidan deposu. Gerçekten çok şifalı ve sonbaharın bitimine doğru arkadaşlar bu oluşmaya başlıyor. Bölgesine göre pazarlarda bunu bulabilirsiniz. Yine yabani olarak doğada yetişiyor. Ormanlık alanlarda bunu oradan da toplayabilirsiniz. Ama mutlaka mevsiminde bol bol tüketilmesi gereken son derece şifalı bir meyve. Kızılcık meyvesi. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar kırmızı renkli, oldukça göz alıcı bir kırmızı renk. Mayhoş bir tada sahip, etli ve sulu yapısıyla lezzetli bir meyve. Ayrıca çok şifalı bir meyve kızılcık meyvesi. Kızılcık meyvesinin değerli arkadaşlar en önemli özelliği yüksek antioksidan maddeleri içermesinden dolayı bağışıklık sistemini oldukça güçlendiriyor. Bu yönde çok etkili. Mevsiminde bol bol yenmesi gerektiğini söyledik. Daha sonra bunu arkadaşlar dondurabilirsiniz de dondurulunca bozulmaz. Bu şekilde buzdolabında, derin dondurucuda uzun süre saklayabilirsiniz. Ayrıca kurutarak çok şifalı çayı yapmak üzere meyvelerini bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Kızılcık taze yendiği gibi yine marmelatı yapılıyor ve kızılcık suyu özellikle suda kaynatılarak elde edilen taze meyvelerinden oluşan meyve suyu çok lezzetli ve çok şifalı. Bugün biz arkadaşlar kızılcık meyvesini kurusuyla yapılan çayın çok şifalı özellikleri ve insan sağlığı açısından çok değerli ve kıymetli olduğunu anlatacağız. Çünkü kızılcık meyvesinin içerisinde kurutulduktan sonra arkadaşlar yüksek miktarda lif oranına sahip bir hale geliyor. Aynı zamanda işte bu meyveler K, E, C ve A vitaminleri, magnezyum, bakır, demir ve kalsiyum gibi çok önemli bileşikler içeriyor. Zaten kızılcık meyvesinin içerisinde fruktoz, glukoz gibi maddelerle müsilaj maddeleri bulunuyor. Dediğimiz gibi lif oranı taze meyvede de mevcut. Hem taze tüketebiliriz hem de arkadaşlar bugün sizlere özellikle tavsiye ettiğimiz ve mutlaka kullanmanızı istediğimiz kızılcık çayını tarifini yapacağız. Arkadaşlar bunun için bir tencereye bir bardak su alıyoruz ve bir yemek kaşığı değerli arkadaşlar kızılcık kurusunu koyup bunu ocakta yaklaşık 5 dakika kaynatıyoruz ve bu şekilde çayımız hazır hale gelecek. Evet arkadaşlar, kızılcık çayımız hazır. Bu biraz ekşimsi bir tada sahip olabilir. İçimi güzel. Ancak isteyenler ılıdıktan sonra bir kaşık balla tatlandırabilirler. Arkadaşlar bu günde 3 bardak içilebilir. Özellikle kalp ve damar hastalıklarına karşı çok etkili. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve vücudun gücünü arttırıyor. Günde içilen 3 bardak kızılcık kurusu çayı. Yine antioksidan kaynağı olup vücutta biriken toksinleri çok hızlı bir şekilde atıyor, ödem atıyor ve zayıflamaya yardımcı oluyor. Bağırsak sistemini çalıştırıyor değerli arkadaşlar. Mide ve bağırsak düzenini de etkiliyor olumlu yönde. Göz sağlığını koruyor. Özellikle alışkanlık haline getirilip yaklaşık 10 gün boyunca bunun içilmesi cilt sağlığını çok olumlu yönde etkiliyor. Bayanların bunu kullanarak ciltlerinin kırışıklığının giderildiği ve yine parlaklık kazandığı biliniyor. Göz sağlığı için de çok önemli arkadaşlar. Yine dediğimiz gibi bunun günde 3 bardak içilmesi gerekiyor. İşte arkadaşlar mevsiminde taze olarak bol bol tüketebileceğimiz, taze haldeyken suda kaynatıp çok güzel meyve suyunu yapabiliriz. Aynı zamanda marmelat ve reçeli yapılabilir. Yine kurutularak uzun süre saklayabileceğimiz ve az önce gösterdiğimiz şekliyle çayını yapabiliriz. Ve çok şifalı, gerçekten antioksidan kaynağı müthiş etkilere sahip kızılcık çayını da bu şekilde yapabilirsiniz.